Gül'ün gözlerini muayene eden doktora gittim. Ne oldu? Sonra Murat abi? Vaziyetimizi anlattım. Fakiriz dedim. İyi adammış. Ben para almam ama hastane masrafları 3000 lira tutar dedi. 3000 lira? Bu kadar para nereden bulunur be? Nasıl buluruz ben de bilmiyorum. Bugünlük yapacak bir şey yok. Geç oldu artık. Gül'ü daha fazla bekletmeyelim. Yarın ola hayır ola. İşte beyefendiler de geldiler. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım. Artık 40 yıllık hizmetçinizin kusuruna bakmazsınız. Keşke misafir getirdiğinizden haberim yoktu da. Kabahat bizde Mürvet hanım. Sizden şey yani, senden habersiz... Nasıl olsa koca köşkte oda bol dedik. Tabii efendim, koca köşk. Hamdolsun odadan bol ne var? Yemek hazır efendim. Yaşa sen Mürvet! Banyoyu da hazırlayıver, yorulacaksın ama çamaşır da dağ gibi yığıldı! Nasılsın hanım kızım? Buyurun beyefendi! Çok teşekkür ederim efendim. Siz de buyurun beyefendi. Size layık bir sofra değil ama kusura bakmayın Gül hanım. Çok mutluyum. Bu mutluluğu bana verdiğiniz için sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gözlerim açılınca ne olur beni başınızdan atmayın. Yemek pişiririm size. Çamaşırlarınızı yıkarım. Her hizmetinizi görürüm. Neden cevap vermiyorsunuz? Kovmayacaksınız değil mi? O nasıl söz hanım kızım? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Artin amca. Kızcağıza doğruyu anlatmaktan başka çaremiz yok. Artık çok geç. Uydurduğumuz masala öyle bir inanıyor ki... doğruyu söylemektense öldürelim daha iyi. Alın. Birikmiş 1000 liram vardı. Mürvet abla... Sus! Olsa da tamamını verseydim. Koskoca köşkün sahibiyim ama atsan atılmaz. Tarihi eser diye satsan kimse almaz. Sağ ol Mürvet abla. Herkes senin gibi yüreğinde hisseseydi bunu. Gerisini Salomon Efendi'den istesek? Verir mi? Benim boya sandığını, kuşları, fotoğraf makinesini rehin bırakırız. Çalışmazsak borcu nasıl öderiz? Allah kerim be Artin amca. Hele Gül ablanın gözleri bir açılsın, başka biri tutar gene öderiz borcumuzu. Merhaba Salomon Efendi. Merhaba. Senden bir ricamız var da. Ne ricası? Acele bir miktar paraya ihtiyacımız var. Ne yapacaksınız parayı? Nasıl anlatayım, bir hayır işi, sakat birine yardım. Anladım, bir beşlik yeter mi? Beşlik mi? Hangi beşlik? Çık, çık bakalım! Ne kadar yani? 2000. Kuruş mu? Ne kuruşu co? Lira! Şaka mı ediyorsunuz be kuzum? Hayır Salomon Efendi, bize bu para muhakkak lazım. Sevaptır Salomon Efendi, veriver! İsterseniz rehin de bırakırız. Oldu tabii, boya sandığını, fotoğraf makinenizi, niyet kutunuzu Salomon Efendi'ye bırakırsınız. Malum ya, iş adamıyım ben. Getirelim mi? Tabii, getirin kutuları, alın paraları! Ha.
Ulan bunlar enayi değil, su katılmamış alanak be! Hey maşallah Osman! Rahmetlik, neredesin? Murat, boş ver sen! Bunlara matrak lazım! Fakir fukaranın halinden anlamazlar! Sen anlar mısın sanki? Bir dakika Murat! Bende para yok, olsa verirdim bilirsin! Ama bak, Rabbena hakkı için bir Osman Büyük Bulut ver! Zengin mi zengin, efendi mi efendi! Beni çok iyi tanır, ona git! Sana eğlence lazım! Bana bak oğlum, biz fakir fukarayı matrağı alıp gülenlerden değiliz! Benim ismim Mevlana Kapılı Ayı Recep. Ama kendim ayı değilim. Bilirim ki siz adetsiniz. Sen karışma be! Ne kaybedersin gidersen? Buradan bir dolmuşla Fenerbahçe'ye. Kime sorsan Osman Büyük Bulut diye gösterir. Vaziyeti anlatırsın. Beni ayı gönderdi dersin. Ulan Hakkı, Çarpık Hatice'nin düğün mangırını kimden iyi ettikti? Osman Büyük Bulut'tan. Ya sarhoş yaptığı arabayı çarptığı zaman kimden aldık tamir parasını? Onu da Osman Büyük Bulut'tan. Şimdi aklın kesti mi arslanım? Biçimsiz bir manzarayla karşılaşmayalım. Yahu fakir babasıdır diyorum sana be kardeşim. Git, sonunda bana dua etmezsen bir şey bilmem. Peki. Yarın ilk işimiz bu olsun. Osman Büyük Bulut dedin. Demem. Hadi eyvallah kişi zadem. Hay Allah! Yarın gene bize sinema çıktı be! Böyle biri yok mu? Olmaz olur mu? İstanbul'un en cımrı zengini! Oldu galiba abi ha, ne dersin? O hergeliğe pek inanılmaz ya. Bir defa gideriz, ne kaybederiz ki? Ya olmazsa? Boş ver be Murat abi, garip kuşun yuvasını Allah yapar. He be Murat!